Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuvalet peçeteliğini nasıl takıyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bu fayansı delerken nasıl bir özen göstermemiz gerekiyor, matkabı nasıl kullanmamız gerektiğine dair detaylı bilgileri, anlatımları gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu yapacak olduğumuz bilgilerdekiler tamamen doğru veyahut da %100 bu şekilde olması gerekiyor değil. Bunlar benim kendi yaşadıklarım, kendi uyguladığım metotlar. Bunlar kafanıza uyarsa bu anlatmış olduğumuz metotlar bu şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak kullanmış olduğumuz, takımını yapacak olduğumuz tuvalet peçetelini şöyle sizlere göstermek istiyorum. Demir bir peçetelik, şurasında tuvalet kağıdını koruyacak olan kısmı mevcut ve bu şekilde de takacak olduğumuz bölgesi var. Şimdi ilk olarak tuvalet peçeteliğinin şu kısmında yer alan iki tane vidamız var. Şimdi biz takma işlemini şu kısımdan gerçekleştireceğimiz için şu kısımda yer alan vidamızı sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu kısım hemen çok rahat bir şekilde vidası yerinden çıkıyor. Vidamızı yerinden çıkardıktan sonra bakın burayı da bu şekilde çıkarmış olduk. Şu bizim takacak olduğumuz kısım, bu da kapağı. İlk olarak bunu açmamız gerekiyor. Bu şekilde açma işlemini gerçekleştirdikten sonra fayansımızı delme işlemine başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz tuvalet peçetelerinin içerisinden 2 adet dübelimiz, 2 adet de vidamız bu şekilde çıkmakta. Şimdi güzelce bu dübellerimizi takacak olduğumuz yerlerde fayanstaki deliklerini açıyoruz. Şimdi ilk olarak buradaki takacak olduğumuz noktayı belirliyoruz. Belirledikten sonra fayansımızın çatlamaması için burası önemli. Çünkü fayans çatladığı zaman bunun dönüşü olmayabiliyor. Bu riski göze almamak adına, işimizi daha da sağlam, daha da güzel yapmak adına bu belirlemiş olduğumuz noktaya bir tane elektrik bandımızı güzelce yapıştırıyoruz. Delme işlemine başlamadan önce. Bizim yerimizi biz şurasını uygun olarak belirledik. Bu şekilde güzelce bandımızı yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bandımızı yapıştırdıktan sonra bu takacak olduğumuz aparatımızı yerleştirip nasıl, nereden delik açacağımızı belirlemek için iz yapıyoruz. Şu şekilde birazcık bu delme ucuyla beraber, duvar delme ucuyla beraber ufak ufak izimizi yapıyoruz. Bu şekilde izimizi yaptıktan sonra şimdi sıra geldi delme işlemine başlamaya. Burada dikkat edeceğimiz nokta, direkt darbeli delme işlemiyle başlamayacağız matkapta. Bakın burası önemli. Darbeli delme işlemiyle değil, normal delme işlemiyle başlayacağız matkabımızda. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu matkabımızın tanıtımı yer alıyor. Şu bizim normal delmemiz, şuradaki de darbeli delmemiz. Biz normal delme işlemiyle başlayacağız. Artı şurada kadememiz var. Bu kadememiz 1'de olacak. Kesinlikle 2'de olmayacak ve hızımız yüksek olmayacak. Bunlara dikkat edersek fayansımızı çatlatmadan, patlatmadan güzelce delme işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi güzelce bu delme işlemiyle ufak ufak işlemlerimize başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu ilk girişimiz olan küçük deliğimizi açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şu yan tarafta da yine bu şekilde küçük bir deliğimizi güzelce açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet ilk giriş yeri olan deliklerimizi güzelce açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi matkabımızı darbeli kısmına alıp bu deliklerimizi tamamıyla açıyoruz. En küçük matkap ucuyla gerekli olan delme işlemini yaptıktan sonra bu bandımızı yerinden güzelce çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet deliğimizi en küçük matkap ucuyla fayansımızı çatlatmadan ilk olarak delme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi dübelimizin girecek olduğu şekilde güzelce deliğimizi genişletmeye. Güzelce deliğimizi genişletme işlemini tamamladıktan sonra sıra geldi dübellerimizi duvarımıza çakmaya. Şu şekilde dübelimizi yerleştiriyoruz ve ardından dübelimizi güzelce yerine monte ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet dübelimizi güzelce yerine takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi bu parçamızın buraya montajını gerçekleştirmeye. Burada dikkat etmemiz gereken bir tane nokta var. Şuradaki bakın, şurada bir çentiğimiz var, görüyor musunuz? Bu çentiğimiz aşağı bakacak şekilde montajını yapmamız gerekiyor. Vidayı taktığımız zaman bu çentiğin içerisinde o vida burayı tutmuş olacak. Şimdi bu şekilde güzelce yerine montajlama işlemini gerçekleştiriyoruz. İlk olarak bakın şuradan biz vidamızı çıkarmıştık. Şu kapağımızı ilk olarak buraya güzelce yerleştiriyoruz. Bu şekilde buraya yerleştirdikten sonra
Şu kısmını buraya takacağız ve çıkarmış olduğumuz vidamızı alt taraftan güzelce vidalama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde tamamen sıfır gelecek şekilde kuvvet uyguluyoruz. Alt taraftan tornavida yardımıyla güzelce vidamızın sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda vidamızı güzelce sıkma işlemini gerçekleştirdik. Evet, görmüş olduğunuz gibi, sizlerin de görmüş olduğu gibi tuvalet peçetelerimiz gayet hazır ve nazır bir şekilde işleme hazır. Şöyle göstereyim, bakın sağlamlığını da test ediyorum sizler için. Taş gibi oldu, herhangi bir sıkıntısı yok. Sizler de bu sizlere anlatmış olduğumuz videodaki aşamaları takip ederek tuvalet peçeteliğini evinizde kendiniz çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.